Depremin vurduğu Hatay'da evleri teslim edilen Babatorun mahallesi sakinleri yeni yıla bacası tüten sıcak yuvalarında girecekler. Gel oynayalım. Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı'nın liderliğinde kentte devam eden afet konutları çalışmalarında 25 köy evi yaklaşık 1,5 ay önce Altınözlü ilçesi Babatorun mahallesi sakinlerine teslim edilmişti. Evlerinde aileleriyle birlikte yaşamaya başlayan afetzede vatandaşlar buruk bir mutluluk yaşıyor. ...2023 yılında yaşanan depremde yuvalarını ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar yeni yıla bacası tüten sıcak yuvalarında girecekler. Yeni evinin teslim edilmesiyle ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadığını dile getiren vatandaşlar, afet konutlarının bu kadar kısa sürede yapılabileceğini tahmin etmediklerini belirtti. Yani keşke bu deprem yaşanmasaydı. Öyle diyeyim ben size. Keşke bu deprem yaşanmasaydı. Bu şekilde bir afet olmasaydı. 2023'te mutluyduk ama 2023'te bu 6 Şubat'tan sonra dünyamız değişti. Yani evimiz yıkıldı, akrabalarımız gitti, çoğu Ne zaman milletimiz oldu gitti. abi? Yeni bir eviniz aldı galiba. Yeni evimiz olduğu zaman tabii ki ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Yeni yıla yeni evine giriyorsun. Yeni yılında tabii ki yeni evimde giriyorum. Mutlusun. Tabii ki mutluyum. Yeni yıldan beklentilerin neler abi? Sağlık, mutluluk, huzur. Böyle bir afet bir daha yaşatmasın inşallah. 23'te ne oldu? 2023'te şiddetli deprem yaşadık. Evimiz yıkıldı. Daha sonra Bir neler oldu tedirginiz? daha sonra konteynere girdik, çok zahmet çektik. Allah'a şükür sonra yakın zamanda bu kadar acele yapılacağını hissetmiyorduk. Erken yapıldı. Çok şükür memnunuk, rahatık. Şu an nerede yaşıyorsunuz peki? Şu an şimdi konut evlerinde yaşıyoruz işte Babatorun konut evlerinde. Peki dumanın tütüyor. Evet, soba yaktım. Soğuk. Mutlu musun peki? Çok şükür mutluyum valla. Şeyde peki 2024'de böyle gireceğini hayal edebilir miydin İş, evin? vallahi hiç etmezdim ama çok şükür. Erken girdik de hayal ettim artık. Yani Ama evet. 2023'te ne yaşadın? Ne oldu 2023'te? Neler yaşamadık? Neler neler Ah, yaşadık. ah göstermek Ya istemiyorum. görmediğimiz bir şey kalmadı ki oğlum. Ne çektik? Anca Allah bilir. Sıcak bir yandan, toz bir yandan çadırlarda yaşam. Ben çadır kurdum. Yani bu yaz nasıl geçti hiç anlamadım ki. Nasıl anlatayım? Peki dedi şimdi yeni yıla yeni evine giriyorsun. Neler hissediyorsun? O kadar mutluyum, huzurluyum. Misafirimi karşılıyorum huzurla, mutlulukla. Dün mesela saat 2'ye kadar misafirlerim evimden eksik olmadı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize ve Sayın Altınözlü Kaymakamına çok teşekkür ederiz. Yeni yıla yeni evlerle girdiler bu insanlar. Depremzeden mağdur olan bütün insanlar şu anda evinde oturuyor. Ve şu anda 25 evin tamamı şu anda herkes oturuyor. Devletimiz Allah razı olsun. Hani diyorlar ya devlet nerede? Devletin gücünü görmek istiyorsa gelsin görsünler. Şu anda herkes bakın görün evlerin villa tipi evlerde herkes oturuyor. Herkesin minnettarız. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu devletimizden.